Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Ve bugün borsa neden düştü sorusunun cevabını vermeye çalışacağım sizlere. Biliyorsunuz borsa sert bir düşüş kaydetti ve bu %5.67'yi buldu. Bu sert düşüş özellikle bankacılık hisselerinde ve Tüpraş gibi önemli hisselerde gerçekleşti. Satışların ana kaynağı yabancılardı. Bu sözlerime dikkat edin lütfen çünkü önemli bu ayrıntılar. Genel itibariyle yabancılar satış gerçekleştirdi ve çok yüksek hacimli bir satış baskısı vardı. Bugün borsada 12 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşti. Daha önce 7-8 milyar liralık bir işlem hacmi gerçekleşiyordu. Bu kez 12 milyar liralık bir işlem hacmi gerçekleşti ve bu işlem hacminin büyük bir kısmı da satış olarak kayda geçti sevgili dostlarım. Peki yarın satışlar devam edebilir mi? Büyük ihtimalle yarın da satışlar devam edecek. Cuma günü de satışlar devam edecek. Ve yine büyük ihtimal yabancı kaynaklı satışları göreceğiz sevgili dostlarım. Şimdi bir başka ayrıntıyı daha sizlerle paylaşmak istiyorum. O da şu. Tahvil oranları da önemliydi. Tahvil oranları da son 3 gün içerisinde %17 seviyelerinden %21.30 seviyelerine kadar yükseldi ve her geçen gün tahvil piyasasında da yukarıya hareket devam edecek gibi görülüyor. Doları da söyleyelim. Dolar da 5.85 seviyesini gördükten sonra geri geldi. Minimumda 5.28 seviyesini gördü ve 5.35-5.45 aralığında dalgalandı. Şimdi bütün bu rakamları sizinle niye paylaşıyoruz ve özellikle neden yabancıların satışına vurgu yapıyoruz? Bakın sevgili dostlarım, VIOP'ta yani vadeli işlemler opsiyon borsasında çok yoğun bir satış baskısı yoktu. Daha çok hisse senedi piyasasında yabancı satışları dikkat çekiciydi ve özellikle bankacılık hisseleriyle Tüpraş, Aselsan gibi yabancıların daha çok ilgi duyduğu hisselerde gelen satışlarla borsa 5.67 oranında değer kaybetti. Bu ne demek? Bu şu demek sevgili dostlarım. Yabancılar özellikle uzun vadeli hisse yatırımcıları Türkiye'den kaçıyor. Türkiye'den ayrılıyor. İki sebebi var kaçmalarının. Bir tanesi yurt dışında yedikleri gol, özellikle swap piyasasında ve CDS piyasasında yedikleri golün acısını bir şekilde buradan çıkartıyorlar. Daha doğrusu acısını çıkartmak demeyelim. Nakit ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Evet, borsada sattıkları parayı cuma günü itibariyle takastan alacaklar ve büyük ihtimalle cuma günü çok ciddi bir kur baskısı göreceğiz biz. Evet, yani kura bir yüklenme olabilir ve yine 60-70 hatta 80 kuruşluk bir sıçrama görebiliriz. Bu da 5.97 seviyesinin zorlanması anlamına geliyor. Bunu bir tarafa koyun sevgili dostlarım. Ama esas mesele şu. Burada öyle kritik kararlar alındı ki Merkez Bankası iki önemli aksiyon gerçekleştirdi. Ama bu iki aksiyon Türkiye'nin koşullarına ne yazık ki uygun değildi aslında. Biz daha önceki videolarımızda da bundan bir önceki videomuzda da bunu işaret ettik. Ekonomi bu haldeyken dövizi indiremezsiniz dedik. İndirirsiniz. Günlük, iki günlük, üç günlük, beş günlük sert hareketlerle piyasada algı yaratarak dövizi aşağıya çekebilirsiniz. Ama dövizin genel trendini kıramazsınız. Eğer ki sizin kırılganlıklarınız çok fazla ise. Nitekim Türkiye'nin hem finansal kırılganlıkları hem de makroekonomik kırılganlıkları çok fazla olduğu için şu anda dövizi indirirken büyük yaralar açarak bu dövizi indirdi. Nedir bu yaralar? Repo ihalelerinden vazgeçerek faizleri patlattı sevgili dostlarım. Dünkü videomda da söylemiştim bunu. %17 olan tahvil faizleri %21,5 seviyesine geldi. Ve tabii ki bir faiz ortamı doğarken Merkez Bankası çaktırmadan gizli bir faiz arttırımı yapmış oldu. Ancak repo ihalelerinin kısıtlanmasının şöyle bir olumsuz etkisi oldu. Yurt dışında özellikle swap piyasasında TL sıkışıklığının oluşmasıyla birlikte
Orada TL ihtiyacı olanlar çok zor durumda kaldı. Bunlar genel itibariyle yabancılardı. İngiltere'de Londra piyasasında aslında Türkiye'nin çok bir dahli yok. Oradaki para piyasasında TL'ler ve dolarlar, yani TL'ciler ve dolarcılar var. Onlar kendi aralarında bir havuz içerisinde işlemler gerçekleştiriyor. Ama sıkıntı şurada. O yabancılar zaman zaman Türkiye'ye gelip Türkiye'de de yatırım yapıyorlardı. Ve işte o yabancılar Türkiye'deki hisse senedi piyasasından çıktılar. Çünkü Türkiye'deki piyasaya güvenlerini kaybettiler. En ufak bir kur hareketinde repo ihalelerinin kısılmasıyla biz %20-%30 zararlarla karşılaşırsak bizim bu işi yapmamızın bir anlamı yok dediler. Ve dolayısıyla swap'ta 350-400 baz puanlık zararlara giren ya da günlük olarak %10, %15, %20 zarar eden bu yatırımcılar borsaya gelip hisse senetlerini sattılar sevgili dostlarım. Birinci kırılganlık bundandı, borsadaki düşüş. İkinci kırılganlığın sebebi ise şu: hisse senedi sahibi olan yatırımcılar, özellikle yabancı yatırımcılar, seçimi sattılar. Yani seçimde biz önümüzü görmüyoruz dediler. Seçimle hükümetin kritik bir sürece gireceğini düşünüyoruz diye bir işaret verdiler bizlere. Bu nedenle de aslına bakarsanız eğer ki piyasada TL olsaydı kendilerini hece edeceklerdi ve hisse senedinde kalmaya devam edeceklerdi. Ama piyasada TL de olmadığı için böyle bir riski almak istemediler. Ve bugün, özellikle takas günü olan bugün, çarşamba günü, çok yoğun satışlar geldi. Ve bu satış baskısı nedeniyle de borsa %5.67 oranında değer kaybetti. 91.855 seviyesine geldi. Evet, 91.855 seviyesine geldi. Biz 100.000'leri, 102.000, 103.000, 104.000'leri görmüş bir borsaydık. Bu ciddi bir kayıp anlamına geliyor. Peki 90.000'i aşağıya kırabilir mi? Tabii ki kırabilir. Yarın satışlar devam edebilir. Çünkü yabancı cuma günü almasa da pazartesi günü alacak parasını. Yarın satış gerçekleştirirse. Ya da cuma da satış olabilir. O parayı da salı günü alacak. Öyle ya da böyle yabancı nakite dönüp, üstelik bu seçim riskini üstüne almadan, bunu da dolara çevirerek ülkeden kaçmanın peşinde. Şimdi sevgili dostlarım, bakın, çok önemli bir noktanın altını çizeceğim. Biz sadece borsada bir düşüş görüyoruz şu anda. Biz sadece dolarda bir dalgalanma görüyoruz şu anda. Biz sadece tahvil piyasasında bir hareketlilik görüyoruz şu anda. Biz sadece CDS'lerin %450 olduğu gibi rakamsal bir değeri görüyoruz şu anda. Ve bunlar olabilir gibi geliyor bize. Hayır sevgili dostlarım, bakın, Türkiye bu durumu daha önce de yaşadı. 5 Nisan kararları öncesinde uygulanan yanlış para politikaları nedeniyle Türkiye çok derin bir krize girmişti. Ama o günün avantajı şuydu: vatandaş bu kadar borçlu değildi. O günün avantajı, devlet de bu kadar borçlu değildi. Ve daha sıkıntısız bir şekilde atlatılabildi 5 Nisan kararları çıkartılarak. Ancak şu anda Türkiye'nin inanılmaz büyük delikleri, hendekleri ve çıkmazları var. Bu nedenle de önümüzdeki günlerde oluşabilecek bir ekonomik kriz, bakın önümüzdeki günlerde diyorum, artık öyle haftalar, aylar, yıllar falan demiyorum. Önümüzdeki günlerde oluşabilecek bir ekonomik kriz büyük sıkıntılara yol açacaktır sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım, bakın, bizim sadece dolar meselemiz var gibi görünüyordu. Finansal açıdan söylüyorum, makroekonomik veriler zaten berbat. Ama finansal açıdan söylüyorum, sadece bizim kur problemimiz var gibi görünüyordu. Ve sadece seçimi kazanmak adına kurda şoku engellemek için inanılmaz büyük hatalar yapıldı Merkez Bankası tarafından. İki büyük hata: swap faizinin artırılması, swap oranlarının artırılması, repo ihalelerinin durdurulması. İki önemli hataydı aslına bakarsanız. Ha, bu hataları yapmak zorunda mıydı doları durdurmak için? Evet, zorundaydı. Çünkü zaten rezervleri yoktu. 16 milyar dolarlık bir rezerviniz varsa başka enstrümanları kullanmak zorundasınız. Eğer ki niyetiniz illaki doları durdurmaksa. Nitekim doları durdurmayı başardılar ama deliklerin sayısını arttırdılar sevgili dostlarım. Bakın, deliklerin sayısını arttırdılar ve
resmen bir finansal krize soktular Türkiye'yi. Bu finansal kriz devamında reel sektör kriziyle birleşerek büyük bir ekonomik krize neden olacak ne yazık ki. Ve biz 5 Nisan krizinden çok daha büyüğünü yaşayacağız. Çünkü 5 Nisan krizi sadece finansal bir krizdi. Şu anda yaşayacağımız kriz hem bir reel sektör krizi hem bir finansal kriz olacak ve ikisi birleşerek katmerli bir ekonomik krizi doğuracak. Ve bu ekonomik kriz ne yazık ki çok kısa zaman içerisinde atlatılamayacak sevgili dostlarım. Ve ne yazık ki biz vatandaşlar olarak bunun bedelini ne yazık ki çok ama çok ağır ödeyeceğiz. Bakın, önümüzdeki süreçte reel sektörde çok daha derin yıkımlar görebiliriz. İşsizlik çok daha fazla artabilir. Enflasyonda ciddi sıçramalar görebiliriz. Buna bağlı olarak faizlerde de çok sert sıçramalar görebiliriz. Diğer taraftan yine finansal piyasa enstrümanları olan tahvil cephesinde de %21'leri yarın öbür gün %30'lar seviyesinde görebiliriz sevgili dostlarım. Çünkü gedik iyiden iyiye arttırıldı. Doları seçim amaçlı durdurmak adına, ki ben bunu bir önceki videomda ısrarla söyledim, böyle bir ekonomide doları düşürmenin çok da mümkün olmadığını ifade ettim. Dolayısıyla şu anda haklı çıkmaktan gerçekten büyük bir rahatsızlık duyuyorum. Türkiye derin bir ekonomik krize doğru çok hızlı adımlarla artık ilerliyor. Kapı açıldı ve bu kapıdan biz ne yazık ki koşarak içeri girdik sevgili dostlarım. Borsa ne olacak? Borsa görünen o ki düşmeye devam edecek. Yakın zaman içerisinde biz 80'li seviyeleri görebiliriz. Diğer taraftan dolar ne olacak? Dolar özellikle takas günü olan, yani paranın takastan alınacağı cuma günü sert hareketler yapabilir. Yukarıya doğru hızlı bir hareketlilik gözlenebilir. Çünkü yoğun bir yabancı alımı olacak ve bu yabancı alımı özellikle yurt dışı piyasalardaki kayıpları telafi etmek amacıyla gerçekleşecek. Sonuç itibariyle sevgili dostlarım, çok kaotik bir ekonomik krize doğru adım adım ilerliyoruz ne yazık ki. Uyarılarımızı zamanında yaptık. Çözüm önerilerimizi de o zaman getirdik. Ne yazık ki çok da fazla itibar edilmedi. Bundan sonra da itibar edileceğini düşünmediğim için söylemeye de gerek duymuyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Türkiye gerçekten ama gerçekten çok zor günlere doğru hızlı bir şekilde ilerliyor sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım, bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videolarımızda inşallah tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın, kanalımıza abone olun, yorumlarınızı esirgemeyin ve tabii ki dostlarınızla paylaşın.